Merhabalar arkadaşlar. Anne baba eğitiminde diğer bir konuyla birlikteyiz. Aile eğitim modelleri diyoruz. Peki nedir bu aile eğitim modelleri? Bunu da dört başlık altında ifade edeceğiz. Ev merkezli aile eğitimi, kurum merkezli aile eğitimi, bir de kurum ve ailenin ya da evin bütünleştirilmesiyle meydana gelen aile eğitimi, uzaktan öğretim yoluyla aile eğitimi olarak dört başlık altında incelemiş olacağız. Arkadaşlarım, Ev merkezli aile eğitimiyle başlayalım. Şimdi ev merkezli aile eğitimi yaklaşımı doğrudan çocuğa sunulan bir eğitim değildir. Peki nedir? Çocuğun tüm gelişimine katkı sağlayan ev ortamını hazırlayan anne baba ve diğer aile bireylerinin katılımının sağlandığı isteğe bağlı ve doğal ortamda gerçekleşen bir programdır diyeceğiz. Yani çocuğa doğrudan sunulan bir program değildir. Ev içerisindeki diğer bireyler de içerisine alan geniş bir programdır. Ev merkezli aile eğitimi çocuğun gelişimini ve eğitimde aileyi temel alarak eğitimcinin belli aralıklarla aileyi evde ziyareti şeklinde gerçekleşerek yürütülür. Ev ziyaretleri ailelere bilgi, rehberlik, duygusal ve pratik yaşam desteğiyle eğitim sağlayan bir modeldir. Evde aile eğitiminin amacı nedir dersek arkadaşlarım dezavantajlı durumda bulunan çocukların tüm yönlerden gelişimlerini desteklemek. Beslenme koşullarını daha iyi bir duruma getirmek, sağlıklı gelişebilmeleri için bulundukları ortamı daha iyi bir konuma getirmek ve ailelerin çocukla sağlıklı iletişim kurabilmeleri, becerle kurabilme becerilerini de geliştirmek olarak amaçlarını sıralayabiliriz. Arkadaşlarım, bir diğer aile eğitim modeli kurum merkezli aile eğitimi. Bu programın temel amacı nedir dersek Anne babaların çocuk gelişimi konusundaki bilgilerini artırmak, becerilerini geliştirmek, çocuğun gelişimi için uyarıcı etkinlikler düzenleyerek ve gelişim sürecinde oynadıkları rolü anlamalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımla farklı kültürlerden gelen çocukların ortama uyum sağlamalarını da desteklemek ve uyarıcı yönünden yetersiz çevreden gelen çocukları daha zengin uyarıcılarla karşılaştırmak için göçün yoğun olduğu gece kondu bölgelerinde, halk eğitim merkezlerinde, anne çocuk sağlığı merkezlerinde ve okullarda bu, bu eğitim verilebilmektedir. Peki, bir diğer arkadaşlarım, kurumsal okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitiminden bahsedelim. Arkadaşlar, çocukların eğitim programları ile aile eğitim programının bütünleştirilmesi, anlaşılması gerekiyor bu programda. Yani hem çocuk eğitimi hem aile eğitimi işte bunlar ne yapıyoruz bu programda? Bütün, bütünleştiriyoruz. Bu yaklaşımdaki amaç nedir dersek yine çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel gelişimini, konuşma becerisini, sözcük dağarcığını art artırarak okulda başarılı olmasını sağlamaktır. Haftada bir gün kurumda anne babaların katıldığı toplantılar düzenlenerek bu program gerçekleşir. Toplantılarda ise çocuk gelişimi, eğitimi ve besleme gibi konular üzerinde durulur. Eğitici filmler gösterilerek aileler çocukların gelişimleriyle ilgili tartışma yaparak bilgilendirirler. Peki bu yaklaşımda aile eğitimi şu şekilde uygulanır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar ebeveynin sınıf etkinliklerine katılması şeklinde olur. İkincisi ev ziyaretleri şeklinde olur. Üçüncüsü de arkadaşlar ebeveynin yönetime katılması şeklinde olur. Üç şekilde bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi şudur. Ebeveynin sınıf etkinliğine katılması. Yani sınıfta yapılan etkinliklere daha önceden planlararak anne ya da babanın ya da birlikte katılmaları olarak ifade edilebilir. Sınıftaki çalışmalara katılıp programın amaçları, çocukların da öğrendikleri hakkında bilgi sahibi olur anne baba. Ayrıca anne baba kendi çocuğunun diğer çocuklar ve yetişkinlerle olan iletişimini gözlemler ve çocuğunun gelişimi hakkında daha yakından ve sağlıklı bilgi edinmiş olur. Ev ziyaretleri ise arkadaşlarım öğretmenin ziyareti şeklinde gerçekleşir. Çocuk ve ailesi hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak ve ev ziyaretleri öğretmen ile anne baba arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasını sağlar. Bu programda öğretmen Çocuğun evine gitmekte ve çocuk ve ebeveynle birlikte çalışmaktadır. Üçüncüsü olarak da ebeveynin yönetime katılması. Arkadaşlar okul öncesi eğitim kurumlarının amaçları, hedefleri, politikaları hakkında karar verirken anne babaların da görüşlerinin alınması etkili bir anne baba katılımı için önemlidir. Bu nedenle okulların yönetim kurullarında ebeveyn temsilcilerinin bulunması alınan kararların gerçekçi olması ve uygulanması açısından da katkı sağlamaktadır ebeveynin yönetime katılması. Arkadaşlarım dördüncüsü uzaktan öğretim yoluyla aile katılımı. Hatırlayalım ne demiştik? Bir, kurum merkezliği. ikincisi ev merkezliği. Üçüncüsü, kurumla evin bütünsel bütünleştirilmesi. Dördüncüsü de uzaktan eğitim ya da öğretim yoluyla aile eğitimi. Arkadaşlarım uzaktan eğitimin uygulanmasında anne babalar çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirmeye yönelik basılı, görsel metinler, kitapçıklar, broşürler ya da işte e, anne babalara aralıklarla gönderilen işte mektuplar veya radyo, televizyon gibi araçlarla anne babalara ulaşılması amaçlanmaktadır. Uzaktan eğitimin amacı ise eğitim hizmeti götürmekte sınırlılıkları kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırıp değişik koşullarda bireyleri eğitmek olduğunu bilelim. Evet, buraya kadar arkadaşlarım. Aile eğitiminde modelleri gördük. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere.